Kapanmayacaksın o odaya. Kapanmayacaksın o odaya. Yeter lan. Susuyorum susuyorum, içime atıyorum. Ne demek istedi o karı? Anlatacaksın. Çıkartma beni yukarı. Yukarı çıkıp ne yapacaksın lan? Hayatımı kurtaran adama hesap mı soracaksın? Feriha, sakin sakin cevap ver kızım. Lan ne demek istedi o karı? Bu masada senin olman lazımdı. Ne demek lan? Sen başaramamışsın. Ne demek? Elin kolun elin adamlarına uzanıyor. Ne demek lan? Feriha, diyorsun herifle. Lan söyle, diyorsun da elin karıları gelip imalı imalı konuşuyor. İmalı imalı konuşuyor da ne diyor be? Ucuz kapıcı kızı diyor. Dergi diyor, pişmanım diyor. Anlamıyorsun değil mi? Salak. Halil Emir'i niye aradı? Ha? Feriha, cevap ver kızım. Ne bileyim ben be? Git o manyağı sor. Lan ne demek o manyağı sor? Dalga mı geçiyorsun? Ulan o Halil'in Emir'le ne alakası var? Ne derdi var? Bizi niye aramıyor? Sen ne dersen de. Emir orada olmasaydı ben ya aklımı ya da hayatımı kaybedecektim. Sen ne dersen de beni Emir kurtardı. Hesap sormaya hakkın yok. Arkadaşım adına özür dilerim. Bir dakika delikanlı. Bir dakika. Kızımın hayatını kurtardın. Sana olan borcumu ödeyemem. Ve ömrümün sonuna kadar da unutmam. Ama Gülsüm ciğerimizi yaktı. Kabahatlerinizi örtebilirsiniz. Ama biz aile olarak başımız hep eğik duracağız. Sizin arkadaşlık dediğiniz şey bize ters. Kız ve erkek arkadaş olamaz. Bundan sonra eğer kızımın yanında görünürsen ne sen ne kızım altından kalkamazsınız. Bunu böyle bil. İyi bil. Niye korkuyorsun babamın Emir'le konuşmasından? He? Bak Gülsüm'ü başıboş bıraktık, ne oldu? Mehmet. Bak bir daha Gülsüm'ün adını ağzına alırsan var ya... ...ben bu evi hemen terk ederim, anladın mı? Benim kızım bugün evlendi gitti. Nikah günü mundar oldu. Daha sen Gülsüm'ün adını ağzına alma. Anladın mı? Mehmet yazık ya. Al, gördün mü marifetini? Abi. Baba. Ne oldu, ne diyor? Ben söyleyeceğimi söyledim. O da anladı. Konuşacak bir şey kalmadı. Baba. Gece gece kazan daire istemeyeceksin ya. Apartmanı çok imal ettik. Ben uğraşmayayım da kim uğraşsın? Ya baba. Sen o herifle konuştun. Feriha da bir şeyler geveliyor. Kapandı bitti mi yani?
Ben bir iftiraya kandım Mehmet. Kızımı bir Allah'ın delisiyle nişanladım. Önce karımdan oluyordum, sonra da kızımdan. Başımıza her ne geldiyse bir iftira yüzünden geldi. Yukarıda Allah var. Aynı hatayı bir daha yaparsam affetmez beni. Mehmet, halamı bırakacaksın değil mi? Öyle demiştin. Baba, sen içeri geçmiyor musun? Biraz daha işim var benim. Hadi Alacığım. Habersiz bırakma beni. Ben yine ararım seni. Tamam canım. Vallahi kıl payı. Ya bu sefer kıl payı Feriha. İyi, eğlence çıktı sana. Ya evet ama ya eğlenmenin bana bir faydası yok. Ve ben sana söyleyeyim, böyle olayların kenarından köşesinden dönmenin de sana bir faydası yok. Yani baksana, er veya geç artık Mehmet de baban da öğrenecek her şeyi, ne yapacaksın? Hayır yani... Gülsüm'ü yolundan git desem, sen onu da beceremezsin. Sen bana bak, çık odamdan! Salak. Emir, ne yapıyorsun burada? Seni görmem gerekiyordu. Evin ışıkları sönene kadar bekledim. İyi misin? Hande'nin dergi olayını biliyor muydun? Biliyordum. Çok üzgünüm bunu bu şekilde öğrendiğin için. Sana söylemeye çalıştım ama yapamadım. Özür dilerim. Hiç önemi yok. Artık hiç önemi yok. Hande biraz daha konuşsaydı anlayacaklardı. Çok korkuyorum. Korkma. Belki de en doğrusu budur. Öğrenmeleridir. Sen kapının önünde bana öyle bakmasaydın, ben babana her şeyi anlatacaktım. Ben babamı biliyorum. Çok zor. Bizim için ne kolay oldu ki Feriha. En zor neydi biliyor musun? Babanı dinlerken ona gerçekleri söyleyememek. Ben sizin kızınızı seviyorum diyememek. Sadece onu dinledim. Hiçbir şey söyleyemedim. Ne yapacağız? Sonra başaracağız. Seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Gir hadi gir. Efendim. Emir Bey, iyi akşamlar. Hilk Kapı'dan Cengiz ben. Buyur Cengiz. Hande Hanım, burada biraz kötü durumda.
Biraz fazla kaçırdı. Çağırdığımız taksiyi de bilmiyor. Zorluyor bizi. Bildirmek istemiştim. Tamam, geliyorum ben. Baba, ben okula gideyim diyorum artık. Yani iyiyim, toparladım. Bir de evde olmazsam, düşünmezsem daha iyi gelecek bana. Eninde sonunda gideceksin zaten. Feriha, okulda o çocukla görüşmeni, konuşmanı istemiyorum. Benim sözümü ikiletme. Tamam mı? Feriha, duydun mu beni? Tamam baba. Gel, ben seni götüreyim. Yok, işine git sen. Sahi Mehmet. Senin böyle yok manyağıydı, Feriha'sıydı, yok Gülsüm'üydü derken hala bir işin var mı? Ya arkadaşıma da ayıp oldu zaten. İşi o ayarlamıştı. Bugün gidip bir konuşmam lazım. Hadi sen de hazırlan, çıkalım. İyi, tamam. Ben götüreceğim dedim Feriha. Tamam dedim. Cık. Alıyorum şunu. Al iç. İyi gelir. Rahatlarsın biraz.
Sen okula mı gidiyorsun? Evet. Ben de geleceğim. Bu halde mi geleceksin anne? Yalnız kalmak istemiyorum. Emir, Koray nasıl yaptı bunu? Nasıl evlendi? Sana bunun cevabını ben veremem. Cevap umurumda bile değil ki. Nasıl yapar ya bunu? Hande, Koray seni kendini bildiğinden beri bekliyordu. Neden zamanında değildi şimdi Hande? Başından beri birlikte olduğumuzu biliyordun öyle mi? Hayır, başından beri bilmiyordum. Yıllardır onu görmezden geldim. Her şeyi bir anda yaşadık. Her şeyin içine ben ettim. Ama şimdi... Ya bir gün önce kapıma gelip sarılan adam... Şimdi evinde. Karısıyla. Ve ben bunu duydukça çıldırıyorum. Ben ne yapacağımı bilmiyorum Emir. Karıya bak. Dün nikaha bastı. Gece bunda kalmış. Kimin eli kimin cebinde belli değil anasını satayım. Feriha. Öyle bağırdım çağırdım üste çıktım sanma. Ben babam değilim. Öyle her şeyi Allah'a bırakıp gidemem. Anladın mı? Zamanınız var mı? Kötü bir şey mi var? Hande, senle mi kaldı? Evet. Gülsten arıldılar dün gece. Çok içmiş. Annesi de her zamanki gibi yok. Yalnız kalmasını istemedim. Bir de Koray'a da söz vermiştim. Tamam canım, açıklama yapmana gerek yok. Hande'yi kıskanmayacak kadar büyüdüm. Herhalde. İyi mi? Kötü. Çok kötü. Garip. Çok iyi anlıyorum onu. Ne yaparsa yapsın Koray'ı kaybetmeyeceğini düşünüyordu. Ben de senin için öyle düşünüyordum. Bunu yapma. Kimseyle karşılaştırma bizi Feriha. Acılarımızı, hatalarımızı bile karşılaştırma. Benim başımda bir dert var. Sen de kıyısından köşesinden biliyorsun. Şu Emir denen herif. Benim derdim o. Mehmet, hani beni yanlış anlama da söyleyeceğim şeylerin aslında senin şüphelerinle de bir ilgisi yok. Ama sonuçta kız kardeşin de bir hayatı var. Hepimiz gibi. Bizim böyle hayatımız olamaz hocam. Sen okumuş adamsın. Sana boş gelir böyle şeyler. Belki saçma gelir. Ama herkesin doğrusu kendine. Biz böyle şeyi kaldıramayız. Olmaz. Benden ne istiyorsun peki? Hocam sen buradasın. O herif de burada. Feriha da burada. Feriha sana emanet. İyi de beni hiç tanımıyorsun ki Mehmet. Niye bu kadar güveniyorsun?
Ben sana güveniyorum hocam. Ne yapacağız bilmiyorum ki. Ben biliyorum. Sadece elimi tutacaksın. Birbirimize bakarken kimseyi görmemize gerek yok. Kimseyi düşünmeye gerek yok. Mehmet'in öfkesini görmezden gelemeyiz ki. Babamın her şeyi öğrendiğindeki hayal kırıklığını. Ailemi, senin aileni. Bunları görmezden gelemeyiz. Bize güvenmiyor musun? Sorun bu mu? Öyle değil de. Sorun bu. Sen sadece onlardan değil. Bizden korkuyorsun. Susma, cevap ver. Sen varken hiçbir şeyden korkmuyorum. Ama sen yokken bir sürü soru soruyorum kendime. Halil'in eline düşmeseydik, o gün hiç yaşanmamış olsaydı biz birbirimize hoşça kal demiştik. Sen yolun sonunda olduğumuzu söyledin. Ben de sana hoşça kal dedim. Bunu kalbimle değil sadece dudaklarım söyledi. O zaman yaşadığımız her şey yalandı. Bugün buradayız. Tek gerçek bu. Benim yaptıklarımı unutabilecek miydin? Benim sana söylediğim tek bir yalanı unuttun mu? Senin canını acıtmak için söylediğim tek bir yalan. Seni ne hale getirmişti Feri? Tek bir gecede başka biri olmaya çalışmıştın. Unutmadın. Çünkü ben de o geceyi unutamıyorum. Belki de mesele unutmak değil. Aşabilmektir. Bak bana. Ne istiyorsun söyle. Ben sadece biz olmak istiyorum. Biz olacağız. Feriha! Ben çok özür dilerim senden. Yani istemeden de olsa ben çok kötü, çok yanlış bir şey yaptım Feriha. Ben aslında seni o gece kaçırılırken gördüm. Yani görmüşüm ama çok sarhoştum. Sen olduğunu bile anlamadım. Sonra polisler geldiğinde sen olduğunu anlayınca da korktum. İtiraf edemedim, söyleyemedim gördüm diye. Herkesin beni yanlış anlamasından korktum. Beni affedebilecek misin Feriha? Feriha dinle Mehmet. Belki sen de bana inanmayacaksın ama... İnanıyorum. Gerçekten mi? Teşekkür ederim Feriha. Feriha ona inanamazsın. Gerçekten inanıyor musun ona? Doğru söylüyorum diyor. Feriha ben seni ararken o nerede olduğunu biliyordu senin. Cansu konusunda başından beri haklıydın. Şimdi ona inanamazsın. Kız doğru söylüyorum diyor. Bunu diyen birine yalan söylüyorsun diyemem herhalde. Hayda. Neyse, ben derse giriyorum şimdi. Çıkışta beni Gülsüm'e götürür müsün? Götürürüm. Ne kadar salaştın.
güzel. Hande, İlker yazıyor mu yoksa duyduklarım doğru mu? Abi hala yazıyor mu diyorsun ya? Gelini gözlerimle gördüm diyorum. Kız resmen nikah çağırdı lan, daha ne olsun? Buraya bak ya, ne hatunlarla takıldı, 10 numara kezbanlayın ya. Sizin kafanızın bastığı başka bir şey yok mu? Ne oluyor ya? Hande! Emir. Emir, ben buna dayanamıyorum. Sen bir eve git. Bir dinlen, kendine gel. Yarın görüşürüz arkadaşlar. Okula dönmene de, dersime tekrar girmene de sevindim. Çok ders kaçırdım ama sadece sizin dersinizi değil, hepsini. Kapatırsın, önemli değil. Bu arada Mehmet, Emir'le yaşadığınız şeylerden şüpheleniyor. Mehmet'in size saygı duyduğunu biliyordum ama şüphelerini paylaşacağını tahmin edemedim. Bundan rahatsız olduysan onunla ilişkimi kesebilirim. En iyi yaptığım şey, ani yakınlıklara son vermek. Şaşırdım sadece. Bilmiyordum. Emir'le sorunlarınızı çözdünüz mü? Yoksa yaşadığınız şeylerden sonra üzerinden atlayıp geçtiniz mi? Kaybetme korkusu. Diğer her şeyi anlamsız kılıyor. Bekliyorum ben. Mehmet'le ilgili uyardığınız için teşekkür ederim. Ben farkındayım her şeyin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.